Merhabalar, Kıymık'ta yeniden birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir hocamızı burada misafir ediyoruz. Michigan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Profesör Doktor Fatma Müge Göçek hocamız. Ben öncelikle hocama çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinden bize ayırdığı için. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni programına davet ettiğin için. Eyvallah hocam. Şimdi Fatma Hoca ile program öncesinde yayın testi yaparken dün de yapmıştık aslında. Böyle kopmalar oluyor. Ne yazık ki mesafeden ötürü bu tür sorunları ara ara yaşayabilmekteyiz. Bu vesileyle program boyunca bu tür kopmaların yaşanabileceğini de belirtmek isterim. Şimdi bugün Fatma Hocamız da bizim topraklarımızın kadim halklarından olan Ermenilerin Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerine dair konuşacağız. Aslında ara ara bu toprakların farklı inançlar, yani resmi Ortodoks dışı inanç ve topluluklarına yönelik de burada çok değerli araştırmacılarımızı konuk etmekteyiz. Ve elbette ki Fatma Hoca gibi velüt üretken bir hocamızı da burada mihman etmek bizim açımızdan ziyadesiyle şeref verici, onur duyucu bir şey. Tabii ben buna programa başlamadan önce deprem sonrası aslında ilk programımızı yapıyoruz. Biz bu programı daha önce yapacaktık ama deprem üzücü facia daha doğrusu yaşandığı için programımızı ertelemek zorunda kalmıştık. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm insanlarımıza devri daim olsun. Dileriz ki aileleri, geride kalanları açısından bu yaralar onlar açısından sarılır ve biz de daha öncesinde burada kendisiyle iki defa program yaptığımız değerli meslektaşımız tarihçi Doktor Mehmet Yıldırım'ı da üzülerek ifade etmek isterim ki Antakya'daki depremde yitirdik. Mehmet bizim için çok kıymetli, dersin tarihi açısından çok kıymetli araştırmalara imza atan değerli bir meslektaşımızdı. Bir açıdan aslında dersin çalışmaları biraz boynu bükük kaldı. Bu anlamda bu duygularımı da ifade ederek ben Fatma Hoca'dan biraz bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi Fatma Hocamız CV'sini bana yolladığı zaman ya ben bu CV'yi nasıl tanıtacağım diye böyle bir düşündüm. Çünkü öylesine detaylı ve öylesine benim de çok takdir ettiğim çalışmaları vardır. Onları da ara ara kitapları sadece ekrana vereceğiz. Bu vesileyle belki Fatma Hoca'dan bahsedersek, ifade ettiğim gibi Fatma Hocamız Michigan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi. Çalışmaları genelde tarih, siyaset, cinsiyet, kolektif şiddetin karşılaştırmalı analizleri üzerine yoğunlaşmakta. Hocamızın tek yaz, yani gayri ekseriyeti bütün çalışmaları İngilizce yayınlandı. Bir çalışması yanılmıyorsam bir editörlük çalışması Türkçe yayınlandı. Beraber editörlük yaptıkları Tarih Vakfı yayınlarında. Hocamızın tek yazarlı çalışmaları arasında East in Kenders West, France and the Ottoman Empire in the 18th Century, Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire, Ottoman Westernization and Social Change, The Transformation of Turkey, Redefining State and Society from the Ottoman Empire to the Modern Era, ve son olarak da Denial of Violence, Ottoman Past, Turkish Present and the Collective Violence against the Armenians çalışmaları hocamızın.
Tabii bununla birlikte ifade ettiğim gibi editörlük yaptığı farklı çalışmaları da var. Bu çalışmaları da yeri geldikçe ekrana vereceğiz. İfade ettiğim gibi bu topraklar için kurucu unsur kadim bir topluluktan bahsediyoruz, Ermeni toplumu. Ve Ermeni toplumunun esas itibariyle biz hani şeyin tabiriyle, Karacaoğlan'ın tabiriyle kim varmış biz burada yok iken dercesine aslında bu topraklarda bugün aslında kendisini hakim unsur olarak gösteren ya da kendilerini biricikmiş gibi gösteren topluluklara rağmen inat aslında Ermenilerin daha kadim ve daha eski bir topluluk olduğunu görüyoruz burada. Ve dolayısıyla aslında belki Osmanlı ile olan ilişkilerine değinmeden önce kıymetli Fatma Hocam bize belki buna dair de birkaç söz söylemek ister. Çünkü hayatımızın her yanında aslında bu insanlarla birlikte yaşadık ve bu insanlardan kalma o kültürel etkileri halen de görmekteyiz. Belirli tarihi varlıklarıyla, kültürel etkileşimleriyle, inançlarımız içerisinde. Ben de bunu çalıştığım için özellikle biliyorum. Buyurun değerli hocam, sözü size bırakayım. Allah hepimize yardımcı olsun. Dediğim gibi çok zor, acı çok büyük. Eğinden, Başpınar köyünden. Onun için öyle bir ilişki, oraya da gittim. Hiç gitmemiştim çünkü benim annemin peşinde bırakmış yanılmıyorsam. Oradan İstanbul'a gitmiş çocuklarını okutmak için. Onun için o zamandan beri gitmemişti kimse. Ben de gittim çok heyecan içinde. Tabii ben aynı zamanda bilmiyorum da oradayız da biz de Ermeni kökenli miyiz, Kürt kökenli miyiz, Türk müyüz, neyiz o da belli değil tabii. Hiç bu işler konuşulmadı bizde. İşte sen Türk müsün, nesin konuşma verdiğim zaman. Ermeniler diyorlardı ki sen Türk olamazsın. Senin kanına Ermeni kanı girmiş olması lazım. Seni bu kadar medenileştirip bu fikirleri sana verdiği için. Yok dedim, vallahi değilim. Gittim baktım dedim yani yok kimse. Sen bilmiyorsundur canım bana bir şey. Türkler de aşırı milliyetçi Türkler de onlar da geldiler dediler ki sen Türk olamazsın. Çünkü senin kanın belli ki karışmış. Bozulmuş kanın yani. Onun için kesin Ermeni kanı bozmuş senin kanını. Senin bu söylediklerini Türkler söylemez. Aşırı uçlar her zaman aynı. Hiç başka insana mekan tanımıyorlar. Ama benim için tabii çok büyük bir tecrübe oldu. Kitabımda da belirttiğim gibi. Bu Rise of the Bourgeoisie doktora tezim. Yani o. Ha, bu Transformation of Turkey bunu sonradan işte evet bu makalelerimin derlemesi, toplaması 2011 evet. Bu da gender, bu ilk yaptığım bir doktora öğrencimle beraber derlemeler. Evet bir sürü bana ne güzel. Biz ekrana veriyoruz kıymetli hocam. ne güzel. Ne güzel. Bu da Odyssey'nin ortadaki İranlıydı çünkü benim beraber çalıştığım öğrenci Şivabala diye onun için işte oraya İranlı Odyssey'nin bir resmi. Ondan sonra işte o yüzden tabii benim için çok farklı oldu çünkü ben İstanbul'da büyümüş üst sınıf burjuva bir ailenin kızıyım yani beyaz Türk'üm tanım olarak. Onun için benim tabii dünyaya ve şeye Türkiye'ye bakış farklıydı. İlk üzerinden Türkiye'yi okumaya çalışınca karşılaştığım şiddet beni çok şaşırttı. Yani çünkü bir noktaya kadar bundan sınıfın bir kısmı olunca tabii görmüyorsunuz, uzaktasın her şeyden. Ve toplumda ne oluyor, ne bitiyor onun farkında değilsin. Çünkü bir sürü filtreler var tabii. Fakat işte Ermeniler veyahut yani diğer azınlıklar tabii Kürtler için azınlık demek de doğru değil. Çünkü onlar dediğim gibi oranın bu topraklarda Türklerden daha eskiler. Yani kurucu unsurları aslında onlar olması lazım. Kürtler ve Ermeniler onu görüyorsun. Benim Ermeniler açısından baktığım vakit bizim işte Cumhuriyet'ti, Mustafa Kemal'di yani bütün hani bizim her zaman çok, aslında onlara çok şiddet uyguladığını da görüyorsun. Yani resmen alternatif bir Türk tarihi yazdım gibi oldu yani. Ermeniler tarafından. Tamamıyla işte o Ermenilerle ilgili bilgilere dark ettim diyelim.
Ondan sonra ve o bilgiler doğrultusunda orada ortaya çıktı ama ona girmeyelim fazla çünkü Ermeni soykırımı hala Türkiye'de tanınan bir kavram değil. Bu milliyetçilik üzerine bunun içinde Rum'da Yunan, yani Rum, Arap, Ermeni milliyetçiliklerini karşılaştırmalı olarak ve Türk milliyetçiliğini karşılaştırmalı olarak inceledim. Çünkü herkes kendini milliyetçilik, bir etnik kimlik olarak milliyetçilik çok güçlü oluyordu. İşte onun için o karşılaştırmayı görünce herkesin kendinin milliyetçiliğine en iyi milliyetçilik olduğunu. Yani seçtim, farkına vardım ki araştırdıkça o kadar siyasi olarak kutuplaşmış ki ne doğrudur, ne doğru değildir, kim aşırı kullanıyor, kim kullanmıyor. Yani bilgi nasıl erişeceğiz, onu fark, yani o bile zor olduğundan bütün girip bütün kaynaklara bakıp onlardan tekrar kendim bir yorum yapmaya kullandım. Ben kendi çalışmamda bu Denial of Violence çalışmasında. Şimdi orada Ermenilere bakarsak tabii dediğiniz gibi gerek Ermeniler gerek Türkler tabii buranın şeyleri kurucu unsurları ve fakat baktığım vakit 11. yüzyıldan itibaren tabii Türkler Orta Asya'da özellikle de işte 1081 savaşından sonra yavaş yavaş giriyorlar ve ilk defa Türkler aslında 12. yüzyıl 12. yüzyıldan itibaren şeylerin Bizansların askerleri olarak var. Bilmiyorum tam olarak yani kendilerini asker olarak orduya katılıyor. Yani Ermenilere bakarsak tabii onlar dediğim gibi ilk krallıklarını orada aslında milattan önce kurup sonra onlar devam ediyor. Derin Osmanlı yerlerde farklı şartlar altında yaşıyorlar. Bir şeyde yaşayan yani büyük şehirlerde yaşayanlar var. İzmir ve İstanbul o zaman tabii bizim iki önemli imparatorluk batıda hepsi. Orada yaşayanlar daha çok ticaretle ilgileniyor ve bir ilk bize Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk burjuvazisini oluşturuyorlar. Yani kendileri hırsı, ticaret ilişkileri olduğu için özellikle Rumların 1820-30'lardan sonra tamamıyla marjinalize edilmesinden dolayı Yunan Mısır'ın kuruması vesaireler azınlık olarak ortaya çıkıyor. Çünkü Museviler de var ama onlar çok daha küçük bir gruplar. Yani Ermeniler çok daha sayıca da büyük. Ve mesela ilk sinyal makinelerini getiren ilk işte posta telegraf yani teknolojiyle ilgili olan şeyler, bankacılıkla ilgili mesela. Bütün onları yaptıklarından işte ben diyorum ilk burjuvazi Osmanlı Burjuvazisi aslında Rumlar ve Ermeniler bir miktarda Museviler diyelim. Fakat sonra bunlar tabii özellikle İttihat Terakki'nin oluştuğu maalesef şiddetle ve onların yerine bir milli burjuvazi yaratılıyor. Yani Türk Sünni burjuvazisi. Ve bugün de Türkiye'deki burjuvazi o burjuvazi. Bu milli burjuvazinin önemli faktörleri. Bu tabii şey kısmı daha çok moderniteyle, Batı modernitesinden giden ve daha çok şehirlerde ticaretten de bu yüzden de zengin olan fakat zenginliği ekonomik güçlerine, siyasi güce çevirmedikleri sürece tutabiliyorlar zenginliği. Bir nesilden öbür nesline aktarmasını önlemeye çalışıyorlar. Ve dediğim gibi siyasi güce çevirmelerini de önlüyorlar. Fakat dediğim gibi Batı şehirlerinde doğuya baktığımızda tamamıyla farklı bir şey var. Burada tabii bir sürü Ermeni yerleşim bölgesi var. Daha çok bunlar işte dini kiliselerin etrafında oluşuyorlar. Bunların büyük bir kısmı da tabii bu kiliselerin vesairenin de çok toprakları var orada ve işçi olarak çalışıyor. Yani oradaki kilise topraklarını veya daha evvel tabii şey olmayan daha tapu özel tapu çıkmamış ve onun için bunların da bir aslında hukuki hakları da yok. Daha çok
Diyelim ki şey olarak tarımsal bazda olduğu halde diğer taraftakiler ticari oluyor tabii batıdakiler. Bazı yerlerde Müslümanlarla beraber, bazı yerlerde ayrı, bazı yerlerle Kürtlerle beraber veya ayrı. Böyle bir sürü değişik organizasyon var değişik yerlerde ve bütün bu farklılıktan dolayı da mesela analiz edilirken işte bir yerde diyorlar var, öbür tarafta yok. Hani onun için o zaman öbür tarafta yoksa demek ki bu sistematik bir şey değil. Öyle değil yani, imparatorluk farklılıkları farklılık olarak koruduğu için onları tabii cemaat olarak orada tutuyor. Ve onun için tamamıyla topluma entegre olmalarını sağlamıyor. Yani cemaatler içinde yaşıyorlar. Cemaatin başı Osmanlı Sultanına tabii kendi cemiyetinin hukuki olarak ve o mesuliyet bağlamında kendi hukuki şeylerini kendileri görüyorlar cemaat içinde. Fakat hani belli şeyler olursa da Ermeniler diyorlar ki bu hiç borcunu ödemiyor. İşte bizim sultan yolluyor işte böyle askerleri filan adamı çıkarıp böyle yürütüyorlar. Şimdi arada istedikleri vakit Ermeniler Osmanlı güvenlik kuvvetlerinden de yardım alıyorlar. Kendi içlerinde de onun dışında bu başka ayrımlar da var. Özellikle mesela 19. yüzyıldan sonra daha evvel Ermeni Ortodoks Kilisesi olduğu halde Protestanlık geliyor ve 1850'lerden sonra azınlık okulları vesaire kuruluyor. İşte tamamıyla Batı misyonerler yollamaya başlıyor ve o bağlamda da belli bir yani eğitim ilk defa onlar arasında gelişiyor. Eğitimle beraber de modernite kavramı kimliklerinden çok daha başlıyorlar kimliklerini aidiyetlerini. O yüzden de tabii Osmanlılar, Osmanlı Türkleri de bunları hep bu aidiyet istemeyi sanki bağımsızlık istiyormuş gibi. Eşitlik kurmalarının nedeni de daha önce tabii Rumlar aynı şekilde kendilerine karşı çıkıp 1820'de ondan sonra da Yunan devletine kurulunca zannediyorlar ki bunlar bir olur diye şey deniyorlar tabii Lübnan'da Hristiyan vali olabilir mi diye deneniyor. Ama o da tabii yürümüyor bir noktaya kadar. Ve onun için kendi aralarında diyelim ki mozaik yapı özellikle 1830'lardan sonra özellikle 1839, 56, 76 reformlarıyla imparatorluğa entegre etmeye çalışıyorlar tabii. Fakat olamıyor. Çünkü onların o baştan millet sisteminden dolayı olan yerleri ikinci sınıf vatandaş olarak devam etmelerini istiyorlar. Tabii Ermeniler de öyle değil, yani eşit birinci sınıf olarak istiyorlar. Bu arada tabii özellikle reformlardan ben geriye döndüğümde dedim ki ne kadar erkene döneyim. Ve o zaman dedim ki 1789 önemli oluyor değişim için. Çünkü 1789'da bir Fransa devrimi var, herkesin bildiği. Fakat bizim tahta çıkması. Çünkü 3. Selim'in tahta çıkmasıyla birlikte ilk defa olarak bizim Osmanlı İmparatorluğu'nda sistematik bir şekilde modernleşme başlıyor. Organizasyonlar vesaire, kurumlar, bürokratik kurumlar alınıyor, konuluyor. Özellikle ordu etrafında. Yani değişiklik o zaman var. Ve modernleşme, batılılaşma, laikleşme, bütün o şeylerin bugüne kadar devam ettiği kanısındayım. Yani onun için mesela Cumhuriyet'in 100. yıl fakat mesela 1923 aslında o kadar da önemli bir kuruluş ideolojik olarak önemli değil. Yapısal olarak önemli çünkü Cumhuriyet kuruluyor. Ama yapılan devrimler, reformlar vesaire baktığımız vakit Şükrü Hanioğlu'nun da İngilizce yazdığı gibi aslında İttihat Terakki zamanında ortaya çıkıyor ve onlar tabii daha sonra hayata geçiriliyor.
Onun için o süreçte peki azınlıklar ne oluyor? Tabii işte yani o imparatorluktan cumhuriyete geçiş çok önemli oluyor. Fakat önce ilişkileri var. Ona da baktığımız vakit o ilişkinin tabii dediğim gibi burada işte ortakçı ilişkisi daha çok oluyor. Tabii Türkler Müslüman unsur oldular vesaire. Onun için özellikle şeyhler de hani bazı tarikat diyorum tribe'lar Hocam ben siz hatırlarken aslında çok ben hiç müdahale etmeden çok çok güzel toparladınız. Şimdi buraya kadar şunu anlıyoruz. 19. yüzyıla gelinceye kadar sizin de ifade ettiğiniz gibi Osmanlı Burjuva Osmanlı Burjuvazisi'nin temellerinin atılmasında çok etkili bir topluluk olduğunu görüyoruz. Fakat bu topluluğun doğudaki üretim ilişkilerine eklemlenme şekliyle, tabii ki burada bir amorfluk ya da gri bir alandan bahsedebiliriz. Ama batıya geldikçe aslında Ermenilerin daha çok ticaretle, İzmir ve İstanbul'da daha çok ticaretle hemhal olduklarını ifade ettiniz. Ekonomik olarak aslında elinde tuttukları bu gücü siyasete çevirmedikleri sürece devlet nezdinde çok fazla bir sorun olmadıklarını ve doğuda da daha çok bu kilise etrafında yerleşimlerinin ve kilise etrafında aslında üretimlerini gerçekleştirdiğini ve bunun da tarımsal bir üretim olduğunu söylediniz ki bu çok önemli. Ve tabii ki devletin diğer topluluklara olduğu gibi aslında Ermeni topluluğuna da millet sistemi üzerinden toplumsal bir dizayn sağladığı için Ermenilerin de bundan etkilendiğini ve devletin de aslında bu sınırları muhafaza ettiğini ifade ettiniz. Şimdi acaba şöyle bir şey söylesem nasıl olur hocam? Siz 1789 vurgusunda bulundunuz. Hani oradan çıpaladım dediniz. Bu tarihten önce Ermeni toplumunun Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti içerisindeki Ermeni toplumunun çünkü diğer toplulukların mesela Türkmenlerin efendime söyleyeyim Kürt aşiretlerinin Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerinin 19. yüzyılda mesela yüzyıldan önce aslında problemli olduğunu görüyoruz. Çünkü yani bir merkez kaç eğilimleri var konar göçer aşiretler efendime söyleyeyim işte Kızılbaş toplulukların Osmanlı Devleti ile yer yer problemlerinin olduğunu ve çok sert şiddet dalgalarına, devletin şiddet dalgalarına maruz kaldığını biliyoruz. Ama acaba aynı şeyi Ermeni toplumu için söyleyebilir miyiz? Ermeni toplumu Osmanlı'ya isyankar bir toplum muydu 19. yüzyıldan önce? Genel itibariyle muti olarak biliyoruz devlete, otoritesine karşı gelmediklerini ve Hristiyan topluluklara reva görülen yaşam tarzı içerisinde ve vergilerini devlete vererek aslında kendi yaşamlarını devam ettirdiklerini söyleyebilir miyiz 19. yüzyıl öncesi için? Buyurun kıymetli hocam. Aynen. Çok güzel özetledin. Evet. Öyle oluyor. Fakat şimdi ona baktığım vakit Kürtlerle olan ilişkileri özellikle doğuda 1830'larda değişmeye başlıyor. Çünkü 1830'larda biliyorsun İkinci Mahmut beraber Osmanlı yani imparatorluk kaynaklarını da merkeze toplamaya çalışıyorlar. O bağlamda bakarsak özellikle Kürtlerin göçebe olmaları tabii ki orada mecbur ediyorlar. Şimdi 1830 ile 1863 arası önemli o açıdan. Çünkü bir yandan Kürtleri belli yerlere sabitlemeye çalışıyorlar. Aynı zamanda da 1863'leyip kimler bu sefer bu toprakları alacak? Böyle olunca ne oluyor? Tabii Ermenilerle Kürtler karşı karşıya geliyorlar. Çünkü yani Ermeniler orada yerleşik. Kürtler geliyor gidiyor ama öyle olunca tabii onları da yerleştirince bu sefer kimin bu topraklar diye ortaya çıkıyor. Kürtler bizim diyorlar, Ermeniler bizim diyorlar. Şimdi karşı karşıya devlet getiriyor fakat ikisi üzerindeki kontrol eşit değil. Çünkü Kürtler orada Janet Klein'in de gösterdiği gibi fazla Osmanlılar onların üstüne baskı yaptıklarında kaçıp bu sefer Ruslarla
birleşip Osmanlı'ya karşı olmasın diye bu sefer Osmanlı Türkleri affediyor. Ya da onları batıya sürüyor. Yani öyle olunca o problemli ilişki bu sefer sonucu da en sonunda işte evet yavaş yavaş buraya geliyoruz. O sorunlu ilişki sonucu da tabii 1800 işte 95 ve devamında bir sürü bu sefer özellikle doğuda şey oluyor. Yani karşılaşıyor birbirlerine özellikle Kürtler ve Türkler, Ermeniler ve Kürtler, Hamidiye alayları üzerinden mesela bir takım Kürtler Osmanlı İmparatorluğu'yla bir araya geliyor ki bu şeyde de devam ediyor tabii, Cumhuriyet'te de devam ediyor. Bir takım Kürt aşiretleri devletiyle çalışırken bazıları da onlara karşı tabii tutum alıyor. Öyle olduğu için orada da bir şey var. Yani Kürt toplumu içinde de tabii önemli farklılıklar olarak diyelim. Çünkü onlar da yani onlar da ekonomik olarak işte bir kendilerine bir taban buluyorlar. Zaten Kürtler de büyük bir kısmı da zaten oraların yani oraların insanları. Onlar da yerleşik olduktan sonra ister istemez o ilişki sorunu olarak ve sonunda en önemli bence farklılık bu zamanda 1863'ten sonra da en önemli farklılık tamamıyla İttihat ve Terakki ile imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecimiz oluyor. Şey olarak, ideolojik olarak en azından düşünürsek. Şimdi buradaki en önemli faktör imparatorluklar var. Fakat bunlar hep beraber yaşıyorlar bir arada. Çünkü farklılıkları yok edecek bir sistem değil. Farklılıklar kabul ediliyor. Fakat sonradan tabii bu üniterlikler artık kabul edilmemeye başlıyor. Bunu en iyi, bunun ne demek olduğunu en iyi Hannah Arendt anlatıyor mesela. Çünkü şeye baktığımız vakit, Almanya'daki, onlar da daha evvel imparatorluk bağlamında yaşadıkları zamanda tamamıyla bir cemaat olarak devlet tarafından Avrupa'da korunuyorlar. Öyle olunca devletin korununca bu subject dediğimiz yani imparatorluktaki kullar diyelim, kullar ne oluyor? Vatandaş olmaya başlıyorlar. Vatandaş olunca onların devlet olan ilişkileri devlete cemaat olarak devlet bunları koruduğu halde artık cemaat olarak değil kişi olarak hepsini birer birer vatandaş olarak herkesi teknik olarak eşit olarak koruması gerekiyor. Ortaya çıkıyor ki her vatandaş eşit değil tabii. Bazı vatandaşlar öbüründen daha çok eşit oluyor. Yani öyle bir sorun var ve Hannah Arendt diyor ki bir kere kişisel olarak olduğun vakit ne oluyor? Birbirlerine oran cemaatin dayanışması yok oluyor tabii. Birebir olduğu için de devlet insanların üzerinden korumasını kal diğer gruplar bunu artık Ermenileri kimse korumuyor. Onlar üzerine başlıyorlar, saldırılar başlıyor. İşte sonra onların kaynaklarını almaya çalışıyorlar vesaire ve ondan sonra bu ulus işte ulus devlete geçişle de dediğim gibi bunların cemaat korumaları kalkıyor üstlerinden ve sadece Cumhuriyet'e geçtiğimizde de zaten maalesef daha evvel olan soykırımdan dolayı da ilk başta mesela 1890'larda diyelim ki Osmanlı İmparatorluğu'nun %17'si, 20'si kadar Ermeni varken bugün Türkiye'de .01 sayısı. Yani 40-50 bin Ermeni var, biz 85 milyonuz. Ve o açıdan tabii farklı. Onlara bak, şimdi o açıdan da bakarsak aslında o şiddeti Ermenilere yönelik şiddeti onları da içeri sokarak yani onlarla beraber Ermenilerle beraber Kürtlere yönelik şiddeti de çalışmamız lazım. Çünkü tabii özellikle çünkü bu iki
kurucu unsur var diyelim o medeniyetler açısından. Ve onun için ilişkileri de sürekli olarak, evet, bu son şeye geldik. O ilişkiler de tabii yok. Ve maalesef Ermenilere yönelik şiddeti, Ermenileri elimine ettikten sonra burjuvazi olarak o şiddeti, ve onlar Ermeniler de diyorlar orada, biz kahvaltısız yemek, yani öğlen yemeği olacaksınız. Yani hani diyorlar ki bizden sonra, Ermeniler diyorlar ki bizden sonra bu şiddet size uygulanacak diyorlar erkeklere. Gittiğim vakit işte yaz Ermenistan'a gittim, Kürdistan dediğimiz yere. Orada onlarla konuştuğum vakit diyorlardı ki, Türkler en azından, Ermeniler işte evet 2015 buradılar, yok oldular. Bizim için o zamandan beri her gün 2015 diyorlar. Yani onun için orada bir devamlılık var şiddette ve o beni ilgilendiriyor tabii. Yani bir Ermenileri elimine ettikten sonra Kürtleri de nasıl elimine ediyorlar, o da önemli tabii. Kurucu unsur olarak ilk başta tabii Kürtlere diyorlar ki siz Müslümansınız, bizle beraber yeni bir sistem kuralım, ulus devlet, siz de katılın diyorlar. Onlara tabii azınlık, yerel bağımsızlık, kendi iç işlerinde bağımsızlık teklif ediyorlar 1922'de. Sonradan Lozan'da Türkiye'yi devlet, Avrupa devletleri tanıyınca tamamıyla özden vazgeçiyorlar. Ve ondan sonra da o zamandan beri de tabii 1923'ten sonra 25, yani ondan sonra birbiri üstüne üzerine Kürt isyanları değil aslında bunlar, Türk devleti, yani yeni kurulan Türk devletinin Kürtlere vermeyi niyet ettiği şeyleri vermemesinden dolayı, güçlere vermemelerinden dolayı da o zamandan bugüne bir şiddet devam ediyor Kürtlere karşı. İşin enteresan tarafı, bunun mesuliyeti, bu şiddetin kaynağı Türk devletinin özellikle Cumhuriyet'e sorunları olduğu halde, yani bu sorunlar tamamıyla ve verilen sözün tutulmaması olduğu halde Türk devleti ve Türk toplumu maalesef kendileri olarak görmüyorlar, tamamıyla Kürtler olarak görüyorlar. Yani bu hem imparatorluklarda hem ulus devletlerde çok var. Özellikle azınlıkları bir toplumda yeteri kadar güç dağılımında eşit pay almayan, o zaman tabii bu eşitsizliğin nasıl devam ettiğini çok daha rahat görebiliyoruz o günden bugüne. Onun için işte ben şimdi cinayet şiddeti, ondan sonra şimdi Kürtlere yapılan şiddeti de aynı bağlamda incelemek istedim. Evet. Çünkü özellikle Cumhuriyet döneminde tabii o şiddet ortaya çıkıyor. En büyük düşünürsek, yani Türklerle beraber etnik veya ırk olarak düşünürsek tabii. Hocam, daha evvel o bağlanarak baktığımız bu üçü arasındaki farklılıkları inceleyip hepsini bir arada bakmak lazım tabii. O çok önemli. Çünkü bir ucundan tutarsanız yalnız Ermenilere bakmak
doğru değil. Onlar beraber Türkler de nasıldı? Yahut Osmanlı ile imparatorlukla sonra devletle olan ilişkileri nasıl değişti? Bunlar farklı yerlerde nasıl farklı ortaya çıktı? Bütün bunlara bakmak lazım düşünürsek. İşte ben de elimden geldiğince analiz etmeye çalıştım, incelemeye çalıştım. Hocam, bağlantıda tabii kopmalar oluyor. Tabii bu elinizden geldiğinceden daha çok iş yaptığınızı hiç siz mütevazilik gösteriyorsunuz. Ben bu hakkı iade etmek isterim. Ve tabii ki sizin çalışmalarınızın en orijinal ve en güzel yanlarından bir tanesi aslında bu komparatif, yani karşılaştırmalı yöntemi yapmanız ki bundan sonra da farklı topluluklarla bu karşılaştırmaları yapacağınızı kişisel sohbetlerimizde de ifade etmiştiniz. Burada aslında 19. yüzyıl bir farklı bir dönem. Aslında Osmanlı modernleşmesi, burada tabii ki millet sisteminin, batılı devletlerin Osmanlı diplomasi üzerindeki etkinliği ve siz de ifade ettiğiniz işte Ermeni toplumunun kendi içerisindeki Ortodoks Ermeniliğin, aslında Gregorian Ermeniliğin bir yanıyla batılıların Osmanlı mülkü üzerindeki, özellikle de dini, batılı dini çevrelerin Osmanlı mülkü üzerindeki çalışmalarıyla beraber biz daha çok doğuda yoğunlaşan Ermeni toplumuna yönelik 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir propaganda faaliyeti, protestanlık üzerinden aslında bir yanıyla da Hristiyanlığın farklı bir cemaati olarak, mezhebi olarak protestanlık üzerinden bir çalışma yaptıklarını görüyoruz. Ben de aslında hocam burada şöyle bir katkı sunmak isterim. Şimdi ben irtidat çalışıyorum son dönemlerde. Osmanlı Devleti'nde irtidat. Aslında bu meselenin kendisinin Osmanlı diplomasi içerisinde, tabii bizi izleyen uzmanların da bildiği gibi, irtidat aslında Müslümanlığı terk etmek ve başka bir inanca geçmek. Ve bu tabii ki İstanbul'da geri dönülmezse, kişi geri dönmezse cezası ölümdür. Erkekler için böyle bir şey söz konusu. Şimdi Osmanlı Devleti'nde özellikle bir dönem Hristiyan olup Müslümanlığı tercih eden ve sonrasından aslında bu Batılıların Osmanlı Devleti'ndeki etkinliklerini görerek tekrardan gerisin geri eski inançlarına dönmek isteyen Hristiyan tebaa içerisinde biz Müslümanlaşmış Ermenilerin olduğunu da görüyoruz ki aslında bu krizi ilk Osmanlı diplomasisinde doğuran da 1843 yılındaki Ermeni Evakim adlı birisinin tek eski inancına dönmesi ve dolayısıyla bundan ötürü de öldürülmesi hadisesi. Osmanlı ve Batılılar arasında büyük bir diplomatik sorun yaratıyor. Şimdi burada aslında hocam şeyi de görmeye başlıyoruz. Hani Ermeni toplumu, siz aslında Hannah Arendt'ten çok güzel bir örneklemde bulundunuz. Hani vatandaşlık vurgusunun cemaatin, mealen söylüyorum, cemaatin kendisini, cemaat birlikteliğinin kendisini bir yanıyla da atomize etmeye başladığını, yani o duygudaşlığı bir yanıyla da aslında aşındırmaya başladığı gerçekliğiyle de karşı karşıyayız. Ve 19. yüzyılın ikinci yarısı aslında bir yanıyla da hocam, demin de ifade ettiğim gibi, protestan misyonerlerinin büyük bir Ermeni cemaati ve toplum içerisinde etkinliklerini hızlandırmaları ve tabii ki onların Osmanlı mülkü üzerinde, Osmanlı üzerindeki çalışmalarının, teknolojik anlamda okullar, farklı farklı çalışmalarının Ermeni toplum içerisinde bir teveccüh bulduğunu da görüyoruz ki aslında cemaatlerin kendisi Abdülhamit döneminde özellikle hocam, hem kendileri misyonerlerin kendisi büyük bir korku kaynağı ve aynı zamanda bir Hristiyan topluluk olarak, Anadolu'daki en geniş Hristiyan topluluk olarak, bir de bu misyonerlerin Ermeniler içerisinde çalışmaya başlaması aslında başlı başına Abdülhamit'in obsesiflerin içerisinde ya da korkuların içerisinde aslında bir double korku, bir çift korku oluşturuyor. Şimdi bu kitabınızı ekrana verdik hocam. Bu kitabınızda 1789'dan itibaren bir vurguda bulunuyorsunuz. 1789. Ben aslında 19. yüzyılda anlatıyorum size. Aslında bize aslında biraz daha geri çekiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu hikayeyi buradan da okumak gerekiyor ki belki biraz bu 1789 vurgunuza dair bunu açabilirsiniz diye tekrar sözü size bırakayım kıymetli hocam. Çok sağ ol. Çünkü ben benim Ermeni konusu, yani Ermeni sorununa diyelim, baktığım vakit Türkiye'deki Ermeni sorununa, dedim ki bu ne zaman sorun olmaya başladı? Yani
ne zaman Ermenilere karşı şiddet uygulamaya başlandı ve bu şiddet için ne zaman devlet Ermeni topluluğu üzerindeki onları korumayı ne zaman yapacağımız vakit o bağlamda dedim ki bakayım ne zamana kadar gidiyor. 1789'dan önce baktığımız vakit mesela 1600-1750 vesaire yani ondan evvel zaman bizim işte tarihin aymağı bir sürü tarihler var. Yani tarihçilerin o zamanki yazdıkları en azından işte saray tarihe baktığımız vakit mesela işte İstanbul'da hayat nasıl var diyor, işte insanlar işte şu olay oluyor, bu olay oluyor, işte Ermenilere aileye karşı bir şey yapılıyor, yokluğum aileye vesaire. Yani şiddet var fakat cezalandırılmıyorlar, tam tersine mükafatlandırıyorlar yani. Öyle olunca tabii tamamıyla değişiyor diğer toplulukların Ermenilere karşı tutumu. Çünkü devlet bunları karşı, işte Ermenilerin toprakları, işte evleri vesaire bir sürü bu pogrom dediğimiz bir sürü özel ya Kürtler ya başka Osmanlı özellikle yağmalar oluyordu orada. Tabii şeyde daha fazla olamıyor Batı'da çünkü onların organizasyonları farklı. Fakat orada da bazen devlet mesela çok ilginç o bağlamda mesela Batı'ya baktığımız vakit Batı burjuvazisi aslında çok önemli bu özellikle endüstrileşme açısından fabrikaları kuranlar işte böyle kendi silah fabrikası kuran bir sürü değişik insanlar var ve bunlar hep destekleniyor Avrupa devletleri tarafından. Bizde böyle yapmaya çalıştıkları vakit devlet azınlık oldukları için belki güvenmediği için bütün o tip endüstrileşme çalışmaları hep kişisel düzeyde kalıyor ve böyle bizim Batı'da olduğu gibi işte Rothschild'ler veya diğer öyle büyük aileler, DuPont vesaire onlar oluşamıyor o yüzden. Çünkü milli burjuvazi olduktan sonra ortaya çıkıyor tabii onlar. O zaman da yine de güvenlik yüzünden devlet silah endüstrisini her zaman kendi kontrolü altında tutuyor vatandaşı. Ve onun için 1789'dan sonra da onu işte olduğu gibi peki dedim ne zaman bu bitti? Baktım son dönemde ilk başta işte 1789 1908'i işte klasik dönem olarak yani ilk batılılaşma olarak baktım. Sonra 1918 arası kadar ilhamiyle olayı değiştiriyorlar ister istemez. Sonra 1919'dan yanılmıyorsam 1900 ne yaptım sonra büyük bir ihtimalle ilk çok parti dönemine geçiş 1950 gibi 46. diyelim. Sonra işte 46. Evet ondan sonra da 2009'a getirdim. Tabii orada önemli olan 2003'te tabii AK Parti geliyor ama o daha tam başlıyordu. 2009'da bitirmemin nedeni artık bitirmem lazım. Onun için yani 1789 olunca 2009'da da 220 böyle hepsini bir araya koymuş oldum. Onun için yani demek istediğim Ermenilere yönelik şiddet bugüne kadar devam ediyor aslında. Sadece şiddetin şekli farklılaşıyor zamanla. Onun için zamanlamayı tamamıyla Ermenilere karşı olan şiddet üzerine okudum. Onun için mesela aynı zamanda şimdi Kürtlere yönelik şiddete de baktığım vakit onu da büyük bir ihtimalle o bağlamda inceleyeceğim. Çünkü şiddet açısından bakarsak Sünni Türk olmayan unsurların ne kadar ayrımcılığa uğradığını çok daha rahat görebiliyoruz tabii. Ve bunu karşılaştırmalı olarak baktığımız vakitte yani Ermenilere, Kürtlere, azınlık gruplarına, azınlık yani toplumun kaynaklarından eşit faydalanamayan bütün gruplara baktığımızda bunların nasıl azınlıklarının devam ettiği süreçtesi ve Sünni Türk toplum baskısı altında olduklarını daha rahat görüyoruz ve bunun
arkasındaki şiddetin de ulus devletin kurulmasından itibaren bütün farklı olan gruplara, farklı gruplara karşı da yöneltildiğini görüyoruz. Ermenilere karşı değil, Türklere karşı değil, kendilerinden farklı olarak gördükleri bu üniter devlet yapısını bir şekilde hayal ettikleri üniter devlet yapısına karşı gelen her şey, her grup, her şey ve öyle olunca da bu maalesef burada gördüğümüz gibi tamamıyla bu şiddeti yapanlar Osmanlı İmparatorluğu'ndan ulus devlete geçince hepsi kurucu unsurları haline geldiklerinden maalesef eskiden Ermenilere karşı bütün bunları yapan failler cezalandırılıyor. Mesela kim dersen baktığımız vakit İsmet İnönü Teşkilat-ı Mahsusa'nın üyesi ve örtülü ödeneğin kendinde olan kişi. Yani İsmet İnönü'nün öyle bir şeyi var. Ondan sonra Celal Bayar baktığımız vakit ilk tabii sivil olarak az olan birkaç sivilden biri Adnan Talat Paşa ile beraber mesela bu tip özellikle Bursa'dan çıkıyor. Sonra 1912-13'te batıdaki Rumlar var işte. Çok Rum birikti bunları Yunanistan'a yollayalım diye resmen Kuşçubaşı ile beraber yani Teşkilat-ı Mahsusa ile beraber Rumlara karşı müthiş bir şiddet kampanyası başlatıyorlar. Yakıyorlar evlerini, iş yerlerini yok ediyorlar ve yüz binler yani on binlerce Rum Yunanistan'a geçiyor o yüzden. Ve orada kullanılan o şiddette de mesela Şükrü Kaya ve Celal Bayar önemli rol oynuyor. Daha sonra tabii Şükrü Kaya'yı bu Ermenileri yerleştirme konumu altında edip yok ediyorlar tabii ister istemez. Sonra onlara karşı olan yok ettiklerinin yerine de daha çok Balkanlardan gelen ve diğer Rusya'dan gelen muhacirleri yerleştiriyorlar. Ve zannediyorlar ki Ermenilerin yani bu insanları yerleştirince aynen devam edecek verimlilik vesaire. Ama öyle değil tabii. Çünkü gelen insanların yetenekleri yok. Ticari yetenekleri yok veya diğer sistem tamamıyla çökmeye başlıyor doğuda. Ve ondan sonra da o çökme bugüne kadar devam ediyor. Niye? Çünkü biz hala geçmişimizle hesaplaşmış değiliz. Biz hala geçmişte yaptığımız şiddetin hesabını vermeye çalışıyorum. Tezim bu şiddeti açık açık konuşup mesuliyetini alıp hesap vermediğimiz için devlet ve Türk toplumu bunu şiddetle ilk önce çözmeye çalışıyor. Çünkü maalesef geçmişte Türk devleti şiddet kullanarak bütün bu sorunları çözdüğü için bir sorun çıktığı vakit ilk aklına gelen şiddetle çözülüyor oluyor tabii. Öyle olunca da içinde hesap verilmediği için sürekli olarak aynı çözümü kullanıyorlar, şiddet çözümünü kullanıyorlar. Bunun ötesine nasıl geçeceğiz onu tabii tam olarak bilmiyorum ama ilk aşamada bu şiddetin devamlılığını görmemiz. Sünni Türk unsurların dışında bütün değişik unsurlara karşı olan şiddeti hep beraber karşılaştırmalı olarak incelememiz lazım ki bunları da daha sonra yeni kurulacak bir Türkiye diyelim ya da yeni kurulacak bir bütün bu unsurlar bir araya gelip hep beraber kurucu unsur olmaları lazım. Onun yerine sadece yani Türk unsurun ötesinde. Ama o biraz da tabii kendinin de ne kadar ayrımcı ve ırkçı olabildiğini görebilmesi lazım. Fakat öyle bir şey, öyle bir tanımak şimdilik yani toplum olarak bu şiddeti hala azalıklara karşı olan şiddeti tanımak bir yana tam tersine işte ona karşı tamamıyla devlet yapmadığını iddia ediyor yani öyle olunca tabii
devlet yapısını değiştirip şiddeti dinleyen bir sisteme geçmek zorlaşıyor gittikçe. Öyle bir vizyon olarak Türkiye'ye baktığımız vakit bugünkü siyasi partileri, onlar için de bence pek diğer partilerin hiçbiri tamamıyla bütün sistemi bir bütün olarak görmüyor. Sadece kendi açılarından görüyor. Yani o kadar çok sağ parti var ki, bu altılı masa da düşünürseniz CHP dışında hepsi sağ parti. Ama onun için de dedim ki, ben bu altılı masa kurunca dedim, HDP nerede? Çünkü bence Türkiye'nin demokrasi sorununun tek önündeki en büyük engel Kürtleri kendi istedikleri şartlar içinde. Yani bunu nasıl yapacağız? O da belli değil. İnşallah giderken yani o vizyonu, Demirtaş'ın vizyonu bence önemli. Ona diyorum ki işte bir şey olsa Türkiye'de bence demokratik bir sistem nasıl kurulur? Ve demokratik sistemde benim için devlet başkanım Osman Kavala, başbakan da Selahattin Demirtaş olursa benim için demokrasi Türkiye'ye gelmiş demektir. Bunu deyince şey yaptı çocuklar, yani bazı destek arkadaşlar dediler ki, ya yok Demirtaş Cumhurbaşkanı olsun, Kavala edildiğinde yani onun için onun başbakan olması bence daha akıl kârı. Neyse, önemli olan o olsun. Ama Osman Kavala da çok önemli bu bağlamda. Çünkü tabii özellikle AKP'nin burjuvazisi de, Türk burjuvazisi de marjinalleştirilmeye başlandı tabii maalesef AK Parti tarafından. Öyle olunca tabii bence bu kadar zaman hapiste tutulmasının nedeni Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'yı kendine seküler alternatif olarak görmesi. Çünkü sembolik olarak bence tamamıyla liberal hesap verilebilecek bir alternatifi oluşturan iki şey. Öyle olursa da tabii tamamıyla Erdoğan'ın Türkiye'ye getirmek istediği İslam odaklı sisteme alternatif olduğu için bence hala ikisi de hapiste tutuluyorlar. Ve maalesef de tabii otokrasi olduğu ve hukuk sistemi de işlemediği için hala hapisteler. Hocam, şimdi aslında konuşmanız içerisinde yer yer bazı alıntılarınız var. Hesap verilebilirliğin olmaması dediniz. Bunu özellikle 1789 sonrası Ermeni toplumunun Osmanlı devleti içerisindeki yaşamları üzerinden söylediniz. Bu da bana aslında şeyi çağrıştırdı. Agamben'in Kutsal insanında hani, evet, ve çünkü şey dediniz, evet, hani bu öldürülebilir, evet, hesap sorulmaz ve oradaki aslında, evet, Kutsal insanın aslında bir yanıyla da canına kadar her türlü tasallukta bulunabilirlik vurgusu vardı orada. Kurucu şiddetten bahsettiniz. Aslında bu kurucu şiddet 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, belki birazdan onu soracağım, sürekli ve sürekli aslında bizzat bu toprakların kurucu unsurlarına karşı kurucu şiddetle kendisini gösteriyor. Ben İsmet İnönü'nün Teşkilat-ı Mahsusa ile olan ilişkisine dair çok bir malumatım yoktu. Onu da vurgu yaptınız. Ve aslında şöyle bir şey var kıymetli hocam. Yani travma mağdur kadar, mağdura bu fiili, yani bunun adı ne olursa olsun, yani şiddetin birçok şeyi var. Hani kategorizasyonu var. Bu travmayı uygulayanların kendisi de aslında hocam bir travmanın, öyle, bir yanda da muhatabı kalmış topluluklar. Yani bizim 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren işte bahsettiğiniz o göçlerle gelen insanların da kendileriyle beraber getirdikleri bir travma var. Ve adeta burası şeye dönüyor. Hani bir jungle'a dönüyor. Doğa yasaları gibi, orman kanunları gibi,
artık kim güçlüyse ve kim kendisini meşru yasal otoriteye eklemlemişse onun adına ve onun ideolojisi adına aslında her türlü şiddeti uygulama tekelini de bir nevi kendisinde görüyor. Biz aslında ve sizin tabii ki şey vurgunuz, Sünni Türk vurgunuz. Şimdi bu Sünni Türk kimliğinin de aslında inşa süreci bir yanıyla da bir tarihselliğe sahip. Çünkü bugün görüyoruz ki hani Türk olmayıp aslında Türkçülüğü daha yoğun bir Türkçülük vurgusu yapan, aslında sonrasında belki mezhepsel olarak farklı kökenlerden gelen insanların bu Sünni Türk kimliğiyle adeta bir hemhal olup bütünleştiklerini ve dolayısıyla kendilerini kurucu şiddeti aktörleri olarak görme yetkinliğine sahip olduklarını da söyleyebiliriz. Peki hocam, şimdi mesela 1894-96 aslında bu Ermeni toplumunun Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerinde 1893-94 ve 96'ya kadar süren bir pogromlar döneminden bahsediliyor ki bunu kıymetli tarihçi arkadaşımız Edip Gölbaşı aslında detaylarıyla ele aldı, çalıştı. Şimdi bu bir yanıyla Ermenilere yönelik o şiddet sarmalının organizasyonlarla beraber ilk örgütlü, belki hani daha öncesi de benim yetkinlik alanım olmadığı için bir eksiklik varsa affını rica ederim. Bunu görüyoruz. Mesela ben de o dönemi çalıştığım için o dönem hakikaten de bir şey vardı. Şiddet sarmalı var ve bu topluluğa yönelik ciddi şiddet tasarruflarında bulunuyor. Siz burada hani çünkü şey tartışılır ya, işte devlet bunu istemedi de efendime söyleyeyim Abdülhamit bunu hiç istemedi, ama işte bu biraz aslında taşradaki Sünni toplulukların Hristiyanlara duyduğu şeydi, tepki ve korkuların dışa vurumuydu deniliyor. Siz buna dair ne düşünüyorsunuz kıymetli hocam? Evet, öyle bakarsan dediğin gibi o dönem, yani o şiddet sarmalı döneminde, o dönemde o uyguladıkları şiddete karşı tabii hiçbir hesap verildi. Şimdi ben bir de ona bakıyorsun. Yani 1894-96 şiddeti 1, 1909 Adana 2, 1915-17 veya 1915-22 3. Yani 3 değişik bağlamda bakabiliriz o şiddet. Yani Ermenilere karşı olan şiddete. Ben bir tartışma var Ermeni çalışmalarında da. Hani bunlar hepsi aynı tür şiddet midir? Değişik şiddet midir? Nedir? Ne fark vardır? Vesaire diye bakarsak, ben baktığımda özellikle 1894-96'da yapılan hatırat var mesela o zaman. O hatırata en azından baktığımız vakit ortaya çıkıyor ki o zamanki şiddetin en önemli faktörü bu şeyler arasında, yani yazılan tarihe göre İşte Ermenilerle Müslümanlar, diyelim Türkler veya Türkler vesaire, bir arada yaşıyorlar. Fakat pazar yerlerinde delikanlılar birbirlerine giriyorlar. Yani bir şey oluyor. Bu sefer söylentiler çıkıyor. Diyorlar ki özellikle cuma namazlarından sonra, işte biz bir şey yapmazsak onlar bize saldıracaklar. Onun için Müslümanlar... Ermeniler bize saldırmadan önce biz onlara saldıralım diyorlar. Şimdi bu bağlamda tabii Türklerin ve Kürtlerin silahları var, Ermenilerin yok o kadar. Ama yine de tabii onlar da aralarında mümkün olduğu kadar, özellikle reformlardan sonra silah alabiliyorlar vesaire. Ve oradaki en önemli gösterge, bütün o programlarda ölenlere baktığımız vakit, mesela sayılar var. Diyelim ki 7 Türk ölmüş, 77 Ermeni ölmüş. Yani öyle bir şey var. Neden dolayı bu oluyor? Çünkü devlet Abdülhamit zamanında yollamıyor yerel kuvvetleri. Yollamadığı için insanlar tamamıyla adaleti kendi ellerine alıyorlar. Popular justice dediğimiz, yani bu popüler adalet tamamıyla popülist bir şekilde diyorlar ki biz
geçtik. Bütün annenin öylece bizi en azından yok etmeden önce biz onları yok ettik diye böyle bir şey var. Ama tamamıyla direkt olarak Abdülhamit bunlara karşı tavır almıyor. Tamamıyla vaktinde adaleti, devlet adaletini uygulamadığı için bütün bu olaylar ortaya geliyor. Onun için orada öyle bir kuvvet açısından, devlet kuvveti açısından bir uygulama var. 1909'a baktığımız vakit onun oluşumu daha farklı. Çünkü ilk defa ulus devlet Türklerin işte bir grup olarak ortaya çıkması var. Adana'ya o zaman tabii tamamıyla mevsimsel göçler oluyor. Orada çok büyük. Bu sefer gelen özellikle Ermeniler ve Kürtlerin kendi aralarında tamamıyla organize olmalarından korkuyorlar. İşte onu korktukları için yine müthiş bir tansiyon ortaya çıkıyor. Bu sefer geliyor devlet kuvvetleri asker, fakat onlar tabii bir yerden ateş ediliyor edilmiyor derken aynı şekilde bir program diyelim ortaya çıkıyor. Yani oradaki farklı, çünkü devlet kuvvet şeyi o zaman boyutu daha farklı ve büyük oluyor 1894-96'da. Oradan 1915-17'ye geldiğimiz vakit yine değişiyor. Bu sefer tamamıyla savaş ortamını bahane ederek tamamıyla bir ulus devlet nasıl kurulur diye İttihat Terakki bir şekilde onu kurabilmek için tamamıyla Türk unsurların dışındaki unsurları zaten ilk iktidara geldikleri vakit 1908'den sonra bir sürü raporlar yapıyorlar, yazıyorlar. Hangi topluluklar yaşıyor diye. İşte Kürtleri inceliyorlar, Alevileri inceliyorlar, Arapları inceliyorlar. Hani bunları görebilmek için. Fakat sonra amaçları tabii bütün bunları yerleştirip bir üniter devlet yapısı kurmak. Onun için yine orada da farklı, çok daha sistematik ve sadece yerel değil. Yani 1894-96'da belli yerler, Anadolu bağlamında. Ha, bu da evet, edited volume'umuz. Fakat sonradan tabii 1909'a geldiğimiz vakit Adana ve civarında daha büyük kapsamlı. Sonra da 15-17'ye geldiğimizde bütün imparatorluk var. Bu şiddet sarmalın gücü artıyor o zaman diyelim, kapsamı da artıyor. Yerelden çok daha imparatorluk bağlamına. Hocam, şimdi siz örnek verirken aklıma geldi, yıllar önce Edip'i dinlerken, Edip aslında bu örnekleri çeşitli varyasyonlarıyla ifade etmişti 1894-96 arasındaki bu ne diyelim, hani belgeler, ihtişaş, efendime söyleyeyim pogrom, biz modern tabirle böyle ifade ediyoruz. Şimdi burada mesela bu cuma namazları örneklemleri o kadar çoktu ki, yani bu cuma namazından çıkıp kendisinden görülmeyen topluluklara yönelik şiddetlerin sadece Ermeniler değil aslında, yani Maraş'taki hadiselerde de, efendime söyleyeyim Sivas'ta da, yani bu mekanların kendisi, yani hani namazın kendisinin işte camilerde icra edilmesinden ötürü aslında mekanın kendisi de aslında kimliksel bir bütünselliğe vurguda bulunuyor. Yani burası başka bir dinsel mekan değil, Müslümanların dinsel ayinlerini gerçekleştirdikleri ya da ibadetlerini gerçekleştirdikleri yerler ki, o nedenledir ki bu kurumların kendisi ya da bu kurumun kendisi gayri sünni topluluklar ya da inançlar tarafından aslında hep böyle tırnak içerisinde bir olumsuz hafızaya sahip. Bunları aslında hala güncel topluluklar içerisinde de görüyoruz. Bu işte 1894-96 dediniz, 1909 Adana olayları onlara kadar. Şimdi burada aslında şöyle bir şey daha var hocam. Belki hani programın sonlarına doğru gelirken.
Yani bir Ermeni toplumunun politik organizasyonunun işte Taşnak'tır, Hınçak'tır. Bu süre zarfında aslında Abdülhamit'in istibdatına vurgu yaparak Abdülhamit'in devrilmesinde sonrasında bu Türkçülüğe evrilecek kadroyla olan bir siyaset ortaklığı da var. Yani hani bir beklentileri var. Ve tabii ki hikaye 1909-10 sonrasında değişmeye başlıyor. Ya bu beklentiler yani siyasette bir öngörüde bulunamamalarının verdiği bir şey miydi? Yoksa kontrol edilemez bir durum mu oluştu? Bilmiyorum doğru ifade ettim mi? Buna dair ne söylersiniz kıymetli hocam? Aynen. Yani şöyle oluyor. Devletin üretme kapasitesi maalesef kalmıyor tabii. Yani altyapı bozulduğu için savaşlardan dolayı özellikle seferberlik ilanıyla mesela Enver Paşa o kadar çok kaynağı alıyor, müsaade ediyorlar ki insanlar yiyecek şey bulamıyorlar. Yani Anadolu çok fakirleşiyor, fazla topluyorlar çünkü hem her şeyler olduğu için hani toplumların kendilerini yenileme gücünü tamamıyla ellerinden almış oluyorlar tabii. O da şiddet sarmalının artmasına neden oluyor. İster istemez işte yani o kutuplaşma aynı şekilde artıyor ve özellikle mesela Enver Paşa ve onun yaptıklarına bakarsak diyorlar ki Enver Paşa işte 1908'den sonra orduyu biliyorsunuz ordunun başkomutanı olduğunda o tarihten itibaren 1908'den itibaren belli başlı komutanları tamamıyla İstanbul'a davet ediyor ve ordu bağlamında onlarla görüşmeler yapıyor. Yani durum teatisi yapıyor. Nerede, ne zaman, ne yapılacak, amaç nedir, nereye gideceğiz vesaire diye. Yani onun için bir noktaya kadar bu şiddetleri, bu sorunları önceden görüp saptayıp bir plan da yapıyorlar. Yani o açıdan soykırım oldu mu olmadı mı diye bakarsak, yani orada bilinçli olarak bir toplum mühendisliği var tabii. Özellikle o dönemlerde hem Avrupa'da hem Amerika'da hem diğer yerlerde bu emperyalizmde, kolonyalizmde, kolonileşmeyle de artan bir tamamıyla toplum kontrolü var. Yani imparatorlukta da insanları bir kaynak olarak görüyorlar. Onun için her bağlamda kullanmaya çalışıyorlar. Mesela Abdülhamit'e baktığımızda mesela şeref vapuruyla bütün ona karşı olan çıkan askeri Kuzey Afrika'ya yolluyor. Fakat Kuzey Afrika'ya yolladığı vakit bu insanların hiçbirini öldürmüyor kendisine karşı gelenleri. Orada mesela işte mütesarrıflık yapıyorlar, şunu yapıyorlar. Yani onları yine hala kaynak olarak kullanıyor. Yani onları bir öldürme, yok etme, niyetçilik dediğimiz vakit orada kendi içinde ister istemez bir şiddet unsuru var. Çünkü tamamıyla kontrol eden hegemonik diyelim Sünni Türk unsurunun dışındaki bütün unsurlar tanınmıyor. Ve onlara karşı olan şiddet de normalleştiriliyor ve hukuki olarak da kimse o şiddeti uyguladığı için hesap vermiyor ve o yaptığı şiddet de yanına kalıyor. Şimdi öyle olunca tabii İnsanlar özellikle bu şiddeti uygulayanlar uygulamaya devam bahsettiğimiz işte diyelim ki 1989, 1839, 1839, 56, 76, 1894, 1909, 1915, 17'yi de gördükten sonra ne oluyor? 1925'ten itibaren Kürt unsuru tanınmadığı için zavallılar bugüne kadar tanınmaya çalışıyorlar. Onun dışında diğer unsurlar da tamamıyla sessizleştirildikleri için onlar da bir türlü ortaya çıkamıyorlar. Ve ister istemez edilen, görünüşte demokratik olan
bir sistem ortaya çıkıyor tabii. Ve o sistem içinde de bu şiddet hiçbir zaman sorgulanmadığı için, devlet şiddeti, toplum şiddeti, sorgulanmak bir yana şiddetin kaynağı olarak da azınlıkların kendileri gösterildiği için de tabii bir çözüme gidemiyoruz ister istemez. Ve ona baktığımız vakitte çok ilginç. Mesela özellikle tabii Ermeni unsur neredeyse kalmadığı için hani onlar bir sorun değil ama Kürt unsura bakalım, onlar nasıl katılacaklar? Çünkü nüfusun çok önemli bir kısmını oluşturuyorlar Türkiye'de. Evet. Onlar nasıl bu demokratik sisteme girecekler? Girmeye çalıştıklarında siyasete kurdukları partiler kapatılıyor sürekli olarak. İnsanlar hapse atılıyor sürekli olarak. Ya bunlara oy veren milyonlarca insan var. Sen onların hakkını nasıl alabilirsin de bu insanları sokarsın? Hapse diye de kimse sormuyor. Niye? Çünkü hukuk sisteminin bunu sorması lazım. Bunları bir şekilde mesul tutmaları lazım. Hukuk sistemi insanlığı düşünmek yerine devletin bekasını öncelik olarak koyuyor. İşte hakimlerle vesaireyle işte bundan 10-20 sene evvel bir mülakat yapmışlardı da işte siz karar verirken niye bakarsınız? İnsanlık mı yoksa devlet bekası mı? %80 falan devlet bekası dedi. Şimdi evet, hatırlıyorum hocam. Hatırlıyorsunuz. Ben bunu görünce dedim ki eyvah. Çünkü demokrasinin en önemli unsuru demokratik sistemi devam ettiren. Yargı bağımsız olmadığı sürece de yaptığı şiddet yanında kalır o zaman. Bir şekilde cezalandıramaz. Nitekim de onu bugün de görüyoruz mesela. Evet. Bu zelzeleden dolayı kimi belli, yahut da yapmadığı ilk 3 gün belli. Öyle olunca şimdi bunu nasıl hesap verilecek insanlar? Sistem buna izin vermiyor. İnsanların kendilerinin ya bilmek olması için bu şiddete en azından devletin kademelerinde bu şiddeti ortaya çıkaranların mesul tutulması lazım. Kimsenin mesul tutulduğu yok. Kurucu unsuru hiçbir zaman yargılayamıyorlar. Sorunlar ortaya çıkınca tabii o kadar hem ekonomik bir taraftan hem tabiat şiddeti öbür taraftan olunca tabii devletin değil de toplumun gittikçe zorlaşıyor tabii. Çünkü o insanların elinde kaynak vermiyorsun, kaynakları yok. Devlet bütün kaynakları kendi elinde tutmaya çalışıyor. Devletle hükümet arasındaki fark tamamıyla yok oluyor. Yani Kızılay örneği mesela orada çok önemli. Bir devlet kurumuyken onu bir hükümet kurumu haline getirdiler ve sonunda tabii hiçbir gücünü devam ettiremedi. Öyle olunca tabii çok zor bu devamlılığı sağlayabilmek. Bunları konuşmuyor benim gördüğüm kadarıyla. Ben hep bu programları falan takip etmeye çalışıyorum buradan mümkün olduğu kadar. Ama bunlar açık açık konuşulmadıkça, şiddet üzerinden tartışılmadıkça, karşılaştırmalı olarak bizim çok zor herkesin eşit olarak katılabileceği bir demokratik topluma varmamız. Kıymetli hocam, çok önemli hususlara temas ediyorsunuz. Şimdi bu son dönemlerde özellikle Ermeniler bağlamında düşündüğümüz zaman, tarihsellik bağlamında düşündüğümüz zaman, şimdi hocam şey var, Kürt toplumu içerisinde hani bu 1915'teki dahiliyet hususunda tartışmalar başladı. Yani hani biz de katıldık, işte bazı siyasiler işte özür dilediler dedelerimin, atalarımın yaptıklarından ötürü Ermenilerden özür diliyorum 1915'te. Bu farklı farklı açıklamaları beraberinde getirdi. Şimdi ve bir şey var aslında, bir yanıyla da aslında resmi tezlerde de bir alternatif sunumla karşı karşıyayız. Bu da aslında bu 1915'i kim yaptı? Yani devlet mi yaptı? Efendime söyleyeyim, bir devlet toplum konsensüsü mü vardı, yani bunun Müslümanlarla devletin bir konsensüsü mü vardı, ya da devlet hani biraz bir güç göstermek için bunu yaptı fakat bir yerden sonra kontrol edilemez bir noktaya geldi, yani toplumlar bir cinnet eşiğine mi geldiler ve dolayısıyla o korku ya da
efendime söyleyeyim işte topraklarımız elden gidecek diyerek Ermenilere yönelik bu şiddeti boca mı ettiler? Ya bu tartışma konularından bir tanesi. Siz buna dair ne düşünüyorsunuz? Evet. Bunu soracağım hocam. Bir de sizin çalışmalarınızın aslında en kıymetli yanlarından bir tanesi topluluklar arası değerlendirmeler yapıyorsunuz. Yani cinsiyetler, topluluklar ve bu tarih sosyolojisi üzerinden aslında bunu ifade ediyorsunuz. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Bu 1909, bu ilk sorumu sordum. Hani siz araya girmemek için soruyorum. Şimdi 1909'a kadar ki Abdülhamit'in hani iktidardan alaşağı edilmesi, Ermeni toplumunun, Ermeni siyasetinin İttihat Terakki kadrolarıyla birlikte hareket edilmesi ve tabii ki Adana olayları ve sonrasından itibaren o ipin kopması. Şimdi o ipin kopması aslında eğer tarihçilik yaptığımızda bugünle mukayese ediliyor hocam. Yani deniliyor ki işte AK Parti'nin demokratikleşme süreciyle beraber, Kürtlerle beraber yürüttüğü siyaset bir yerden sonra koptu ve dolayısıyla bir Kürtler üzerinde aslında bir şiddet sarmalı ya da sizin de ifade ettiğiniz gibi işte siyasilerin tutuklanması ya da farklı farklı belediyelere kayyum atanması ve belirli şeyler kuruluyor ve bu aslında İttihat Terakki'nin Ermeni toplumuyla olan ilişkilerindeki kırılmayla Kürtlerin bugün işte siyasal iktidar ya da hükümetin kendisiyle yaşadıkları kırılma birbirine benzeştiriliyor. Bu iki soruyu da hocam zat halinize yönelterek sözü size bırakayım. Buyurunuz. Estağfurullah. Evet. İkincisinden bile nasıl bu geçmiş değerlendiriliyor ve nasıl bugüne dönülüyor, oluşturuluyor diye baktığımız vakit evet orada oluşmuş işte 1789'da bu batılaşma süreci başlıyor. 1908'de bir kırılma oluyor. Çünkü orada ilk defa olarak daha evvel İşte bu saltanat sistemi var bizim devlete, Ali Osmanlı'na yani. Orada tabii önemli olan devlet ve hükümetin aynı insan olması. Yani devlet ve devlet sultanın tabii devleti, hükümet de onun kurduğu, onun etrafındaki işte ayan diyelim ya halkı, sultanın kapı halkı olarak ideal sistem tabii kuruluyor. Fakat şeyde geçtiğimiz vakit yani yavaş yavaş 1908 devrim diye orada en önemli unsur bana bakarsak ve bu açıdan İpek Yosmoğlu'nun da çalışması var Balkanlar'da mesela. İttihat Terakki Hareketi başlıyor Can Türkler. Fakat uzun süre bütün Osmanlı İmparatorluğu bağlamında bir sürü işte telgraflarla vesaire kulüpler ve imparatorluk bağlamında örgütlendikleri halde bir değişim yapamıyorlar. O değişimin yapmaları kendi 1905'teki Paris toplantısı ve daha sonra ordunun yerinin ne olması, orduyla büyük bir tartışma var. Bir kısmı tabii tamamıyla ademi merkeziyet üzerinden olanlar diyorlar ki katmayalım tamamıyla liberal işte herkesin katılabileceği yine toplulukları aynı Osmanlı bağlamında tutalım. Herkes işte olsun, kurucu olsun. Ahmet Rıza ve diğerleri diyorlar ki yok Türk unsur etrafında kuralım ve onu da ordu bir şekilde desteğiyle yapalım. Çünkü orduyu katmazsak bir devrim olamayacak diyorlar. Nitekim de tabii bu Enver Paşa ve Hitler'e bakarsak bu tamamıyla onların askerin aslında bir zaferi. Askerin zaferi olduğu için de ister istemez askerin ve askerin içinde de İttihat Terakki kurucu unsur oluyor Cumhuriyet'in oluşumunda. Ve bu 1908'de başlıyor, 18'e kadar devam ediyor. Onlar gittikten sonra bile tabii baktığımız vakit Halk Partisi'ndeki insanlar gerek tamamıyla imparatorluğun düşmesinden sonra ortaya çıkan bir sürü demez, o kurucu unsur olarak devam ediyorlar bir şekilde ve ordunun da toplum üzerindeki
baskısı bir noktaya kadar devam ediyor. Sisteminde devam ediyor ister istemez tabii. Sonra 1948'den sonra bir şeye geçiliyor. Dediğim gibi ister istemez işte çok partili sisteme geçtiğimiz halde demokrat önceki terapiperver fırtı vesaire gibi gelişmelere baktığımız vakit o zamandan itibaren sürekli olarak dışlanan, tabii bu ister unsur ve sonra Müslüman unsur oluyor. Daha çok tabii laik bir sistem getirmek istedikleri için Batı modernitesi bağlamında. Ve o tabii tamamıyla bizim yani devleti tamam Barış Ünlü'nün yazdığı mesela Türklük Anlaşması var. O enteresan bir kitap bu aşamada. Öyle baktığımız vakit tamamıyla onlar ele geçer. Tabii orada ele geçirdikten yabancılara yaptığı azınlıklara karşı olan pogromlar devam ediyor tabii. 1934 Trakya olayları var. Ondan sonra 1955 6-7 Eylül var. 1972-74 Kıbrıs olayları var. Yani böylece ve buna baktığımız vakit Mel Bayar ve 1955'te pardon Kıbrıs olayları değil 1955'te kim Cumhurbaşkanı? Celal Bayar. Celal Bayar daha önce ne yaptı? Şiddetle her şeyi çözdü diyelim. Özellikle İzmir'de, İzmir civarında. Sonra aynı şekilde azınlıklara karşı olan şiddeti de beraber organize ediyorlar, koordine ediyorlar programlar yani 6-7 Eylül'de mesela. Şimdi öyle baktığımız vakit teknik olarak 2003'te ilk defa AK Parti'nin ortaya çıkmasıyla acaba bu sistem değişecek mi diye baktık. Çünkü ne oldu? Bu sefer ordu AK Parti istemedi yani ona karşı durduğu için. AK Parti ne yaptı? Güvenlik kuvvetlerini mobilize etti askerin gücünü kırabilmek için. Ve polis ve emniyeti şimdi baktığımız vakit neredeyse sayı olarak şeylerle orduyla bir tamamıyla ordunun gücünü kırabilmek için. Bir noktaya kadar bu acaba bizi liberalleştiriyoruz kadarıyla tamamıyla bence Erdoğan'ın ileriye dönük gerçekler üzerinde kurulu bir vizyon olmadığı için ister istemez devletin şiddet sarmalı içine o da katıldı ve o da şiddet kullanmaya başladı. Çünkü neden? Geçmişteki şiddeti o da tanımadı. Tanımayınca bence benim argümanım hani bugüne kadar da devam eden böyle eşitsizlik vesaire Erdoğan döneminde de devam etti. Yani Erdoğan da bize bir alternatif sunamadı. Daha evvel ama diyelim ki asker kontrolünden bu sefer sivil kontrole döndük sadece ama yine de o kontrol tabii devam ediyor bugün. Yani ona bir alternatif yok. Dediğim gibi bence alternatif herkesi dahil eden sisteme alternatif tamamen şiddetle uzaklaştırılan. Onun için benim demokratik vizyonum Türkiye için iki önemli dışlanan unsur yani Sünni unsur Osman Kavala ile yani pardon Sünni dediğim laik unsur Osman Kavala ile onun dışında da tabii tamamıyla Selahattin Demirtaş'ın sisteme katılmasıyla hukuki olarak ve şiddet dışında katılmasıyla oluşur. Ha, bu da ortaya çıktı işte bu son yeni çıktı. Curtis in Dark Times bunu ilk Northwestern'da işte Kürtler üzerine çalışmalar yapmaya Ayça Alemdaroğlu başladı. Beni de işte oraya davet etti. Sonra orada verilen sunumlardan da dedik ki hani yeni bir eleştirisel olarak şiddeti daha bu eleştirisel sosyoloji açısından karşılaştırmalı olarak yapalım dedik. Çok güzel şeyler var içinde. Güzel de yapmışsınız hocam. Güzel de yapmışsınız hocam. Aa, beğendin mi? Vallahi çok eyvallah. Evet evet. Covid zamanında uğraştık. Bir değişiklik oldu. Çok şükür çıktı sonunda. Onun için bunu sonra seçtik işte. Dark Times diye.
bu da tabii Hannah Arendt'in oluşumu, Dark Times yani. Onun için bu son çıktı. Bununla beraber bir de Sociology in the Middle East and the Middle East diye bir handbook çıktı filan. İşte onunla uğraşıyoruz derlemelerle. Vallahi onun hocam biz de zevkle takip ediyoruz. Unuttum. Efendim? Biz de zevkle takip ediyoruz kıymetli hocam. Harikasın. Birinci soruyu unuttum. İkinci sorum şuydu hocam. Yani 1900 işte Abdülhamit'in devrilmesinde İttihat Terakki ekibinin ve Ermenilerin birlikteliği fakat... Kim yaptı diye. Evet. Şimdi burada tamamıyla bence sosyolog olarak tabii belli bir grubu suçlamak yahut belli bir gruba bakmak. Çünkü zaman içinde sürekli olarak kuvvet dengeleri o kadar çabuk değişiyor ki... gerek İran Savaşı ve diğerleri açısından bütün bu kuvvet unsurları farklılaşıyor. Yani sürekli olarak değişiyor. Devamlılık bence 1908'deki en önemli dediğim gibi hesap verirlik tamamıyla sultan ve adalet kavramı üzerine tabii. Yani sultan tamamıyla hukukun yaptırımlarının devlet tarafından, güvenlik kuvvetleri tarafından ortaya çıkarılmasını devam ettiriyor vesaire. Yani öyle bir şey var. İlk defa olarak bence İttihat Terakki'nin bir gizli cemiyet olarak kurulması çok önemli. Çünkü o gizlilikten özellikle sivil toplumda yasal yollardan yapamadıkları, çözemedikleri şeyleri bu İttihat Terakki kurarak ve onlarla beraber tabii teşkilat-ı mahsusada yaparak ilk önce özellikle Selanik civarındayken Osmanlı paşalarını öldürüyorlar. Enver Paşa mesela bunlardan birini yapıyor, diğerlerini yani onları çekiyorlar ve ister istemez o zaman bir şiddet sarmalı ikiye ayrılıyor. Bir tamamen bağlamında devletin kabul ettiği şiddet var bir açıda. Özellikle işte savaşlar vesaire onlar yönünde. Bir de tamamıyla gizli olarak yapılan, devlet kontrol edemiyor. Hükümetler onu oluşturuyorlar ister istemez. Yani mesela İttihat Terakki işte verilen gizli emirler, şifahi veriliyor emirler yazılı değil. Yani tamamıyla yaptıkları şiddetin yasal olmadığını da biliyorlar. Hem yani onu Morgenthau anılarından mesela anlıyoruz. Onu yine de devam Anadolu'da ve işte yani ve o bağlamda da şiddeti uygulamaya devam ediyorlar. O zaman hem hükümet diyelim ama hükümet aynı zamanda tabii devleti de devletin kendisine verdiği hukuki standa tabii maalesef bu tamamıyla sivil toplumda açık olarak, hukuki olarak yapılanların yanı sıra bu diğer aşağıda olan ve değişik gruplara karşı da ilk önce muhalefete karşı işte bu paşalara sonra gazetecilere. Sonra işte diğer muhaliflere karşı olan bu şiddet hiçbir zaman hesap verilmiyor. Şiddete bir hesap verilmediği için bu şiddet tabii ister istemez devam ediyor. Ve bu devamlılık bugüne kadar geliyor ya. Yani hala belli değil. Bu yeni bir sürü öldürülen insanlar var. Son işte... MHP içinden mesela o Gençlik Kolları Başkanı. Kimin öldürdüğü belli değil hala bugün bile. Yani bu tamamıyla işte derin devlet dediğimiz bence bu oluşum da tamamıyla bu devletin bekasını kendileri karacaklar diye. İşte bu devlet içinde bir takım bürokratlar ve aynı zamanda askerler bir arada işte bunu bence hala bu şiddet sarmalını kullanarak kendi hükümranlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Ama tabii bu gittikçe zorlaşıyor bunu yapmaları. Beraber neredeyse herkesin yaptığı her şey an be an
Açık artık. Eskiden olduğu gibi yapamıyorsun. Sonra insanlar itirafçı oluyor, olmuyorlar vesaire derken gizlilikle uygulanan şiddet açık olmaya başladı şimdi. Yani gazeteciler de açıkçası devam ediyorlar. En azından bir kısmı Türkiye'de yaşamayan, hapiste olmayanlar en azından bunu gittikçe açıklamaya başlıyorlar YouTube'da. Bilmiyorum ama gördüğün kadarıyla yani ilk önce diyelim hükümet olarak başlıyor, devlet giriyor içine, askerler giriyor, bütün bunlar değişiyor. Yani onun için bir sosyal grup var diyemeyiz. Bence tamamıyla askerle gücün kesi olan ve Erdoğan bunu tamamıyla sivil polis döndürmeye çalıştığı halde asker gücünü azaltmak için yapamadı. Yani bence sivil toplum kuruluşu mesela askeri tamamıyla marjinalleştirmesi çok kötü sonuçlar doğurdu. Yani bir sürü insan öldü o yüzden. Onun için tekrar benim gördüğüm kadarıyla o devletin ve askerin ondan dolayı olan kontrolü devam edecek. O kontrol ne zaman bence kırılacak? İşte dediğim gibi kilise gelince Türkiye'de iktidara. Aslında hocam bitirirken yine tarihsel bir vurgunuz oldu. Ben bunu mealen ya devlet başa ya kuzgun leşe. Yani bu topraklardaki o kadim devlet vurgusunun devletin merkezde olması ve dolayısıyla bu son yaşadığımız faciada bile insanların her şeye rağmen yaşadıkları onca acı ve ızdıraba rağmen devletin birlik ve bekasının bütünlüğüne yapmış oldukları bu vurgunun da aslında Türkiye'deki devlet, yani bu topraklardaki devlet geleneğinin bir yanıyla aslında insan bilincin de bir DNA'sı varsa, toplumların nasıl belleği varsa, bilincin de bir DNA'sı varsa, bu yanıyla da bize sirayet ettiğini görüyoruz ki aslında bizim bütün demokratikleşme sürecimiz bir yanıyla da bu olgunun kendisini tartışabilirlik, hesap sorulabilirlik, demokratik rejimlerde görülen bu temel ilke ve 2000'lerde özellikle AK Parti iktidarıyla beraber bu değişecek mi, bu bir şeyler olacak mı diye insanlar düşünmeye başladılar. Ama bugün işte siz değerli sosyal bilimcilerin, sosyolog olmanız hasebiyle zaten toplumu daha iyi analiz etme ve tarihsel bilgiyi de bu anlamda daha mahirane bir şekilde kullanmanız ve tabii ki yaşadığımız bu hadiselerin kendisi insanlarda yine soru işaretleri ve düş kırıklıklarının oluşmasına da vesile oldu diyelim. Ben bitirirken hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kıymetli zamanınızdan çaldık. Güzel Rica kedinizden. ederim, rica ederim. Estağfurullah. Ne zaman istiyorsanız tekrar yapabiliriz. Eyvallah. Tekrar olur hocam. Benim için de çok keyifliydi böyle sohbet etmek. Özellikle Türkçe tabii fazla kullanmadığım için zorlandım. Kusura bakmayın bazen Estağfurullah. kelimeleri bulmaya. Ama Rica ederim. mümkün olduğu kadar yabancı kelime olmadan Olmadı, olmadı. olur. Olmadı hocam. Çok sağ olun. Ulaştım vallahi. Rica ederim. Rica ederim. Ben Eyvallah. teşekkür ederim. Bu fırsatı bana verdiğin için. Eyvallah. İnşallah. Bizim çoklu programlarımız olacak hocam. Çoklu konuklarımız da onu da düşünüyoruz. Sizi tekrardan güncel meselelere dair de mihman etmek isteriz. Bu arada sizi güzel kedinizden mahrum kıldı. O da hakkını helal Evet, etsin kuş hocam. sesleri Bağışlasın duydum. bizi. Büyük bir ihtimalle bir kuş buldu kendine bir yerlerde. Kuşu haklıyordur herhalde. Teşekkür ediyorum kıymetli hocam. İyi akşamlar diliyorum Güzeldi. hocam. Ben de çok teşekkür Saygılarım. ederim. Oldu aynı şekilde.